Cumhuriyet Gazetesi'nden Çiğdem Toker'e, o da sonradan gitti. Onun gözlemlerini bir alalım. Çiğdem merhaba Ruşen, ben şu anda seni yayına almış durumdayım. Neler merhaba. Gördün, neler hissettin anlatabilir misin? Bir şey söyleyeceğim önce. Bir sarsıcı olayı, şunu bir kez daha anladım ki, kokusunu duymadan, koku bilgisine sahip olmadan boyutlarını tam anlamaya imkan yok. Patlamadan sonra gara gittim ben ve ilk hissettiğim şey yoğun bir kan kokusuydu. Hayatım boyunca bu kadar yoğun bir kan kokusunu hissetmedim. Havada bu vardı. Sonra tomaları gördüm. Ambulansların yanaşmaya çalıştığını. Yani adım atarken ihtiyatlı olma ihtiyacını hissedeceğim kadar dehşet verici bir manzaraydı. Üzerine barış pankartları örtülmüştü, parçalanmış bedenlerin üzerine. Ve yani muhtemelen kısa bir süre önce barış için halay çeken insanların bedenleriydi onlar. İyiyim deyip kapatıyordu herkes telefonu. Bilmiyorum sesim geliyor mu şu anda? Geliyor, bir sorun yok. Buyur, devam. Polis kordonunu aşıp otomobillerle yakınlarını aramaya gelen insanların feryatları. Ve bütün bu dehşet verici manzaraya, bu katliamın yaşattığı dehşete rağmen serin kanlı olmaya çabalayan ve mitinge katılan, yaşamını yitirmiş insanların üzerine barış pankartları örtülmüş bedenlerin çevresinde adli ekipler, olay yeri inceleme ekipleri, savcı gelsin o ana kadar zarar görmesin diye bir çember oluşturmuş insanlar. Onların dirayeti ve dayanışma duyguları gerçekten etkileyiciydi. Yerde patlamanın bütün, daha doğrusu katliamın dehşet verici izlerini görmek de mümkündü. Peki resmi açıklamalara ne diyorsun? Mesela şu anda Başbakan Davutoğlu'nun bir açıklamasını görüyorum Anadolu Ajansı'ndan. Diyor ki bu saldırı bütünlüğümüze ve halkımızın tüm kesimlerine yapılmış bir saldırıdır ve devam ediyor. Terör saldırılarında hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımız, şehit polislerimiz, korucularımız için 3 gün yas ilan ettik. Şimdi bu kontekste değerlendirilecek bir konu değil. Bir kere bütün katliamlar kronolojisini bir hatırlayalım. Ömrümüz ve kademimiz buna yetiyor. Yani Roboski'sinden Başbağlarına, Surucundan 1 Mayıs'ına kadar bu kadar çok insanın tek bir patlamada, tek bir olayda aynı anda ve başkentte üstelik yaşamını yitirdiği ve üstelik tren garı gibi son derece stratejik bir bölgede başka bir katliam ve başka bir olay yok. Burada tren garının önünde yurttaşların güvenliğini sağlayamayan bir devlet aygıtından söz ediyoruz. Meselenin önce bu şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Yani bunda hiçbir tereddüt yok. Çiğdem, çok teşekkür ediyorum. Çok zor bir deneyime tanıklık ettin. Çok zor, çok acı bir olaya tanıklık ettin. İyi günler. Sağ ol. İyi günler. Kolay gelsin.